Telefon hattımda Avrupa Parlamentosu eski üyelerinden ve Avrupa ilişkileri uzmanı siyaset adamı Ozan Ceyhun var. İyi akşamlar Sayın Ceyhun. İyi akşamlar Ardan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi efendim bizi şaşırtan, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizi şaşırtan bir durum var. Kuzey Avrupa ülkeleri biliyorsunuz, söylememe gerek yok. Sosyal demokratik yapılarıyla hep 20. yüzyıl boyunca dünyanın en barışçı, en entegre, en şusu busu ve Olof Palme'si falan diye değerlendiriliyordu. Ama gördüğümüz kadarıyla şu anda ırkçılığın en hızlı yükseldiği bir bölge. Neden oldu bu? Hatırlatmama izin verirseniz Hollanda'yı da kuzeyde olmamasına rağmen doğru, benzeri tanımlamayla söyleyebilirim. Doğru. En fazla göçmen dostu, hani her halükarda en liberal ülke olarak tanımlıyorduk uzun yıllar. Yıllarca. Ve Hollanda da evet, bambaşka bir hale geldi son yıllarda. Bence birincisi bir hata yapıldı. Göçmenlere ve mültecilere yönelik politikalarda yüzeysel iyi niyetli politikalar yürütülmeye çalışılırken yerli halkla olan ilişkilerde, diyaloglarda ve özellikle yerli halkın göçmenlere yönelik bakışlarına yönelik okullardaki eğitimlerde büyük eksiklikler oldu. Yani göçmen sayısı az iken veya göçmenler sadece çalışan olarak ilk önce pek göze batmaz iken ama daha sonra çocukları doğunca aileler olarak yaşamaya başlayınca ve toplumsal yaşamın içinde çok daha farklı yer almaya başlayınca yerli halk onları bir tehdit olarak görmeye başladı. Bu da gerçekten başlangıç politikalarının yanlış planlanması, eksiklikler ve her zaman o balayının devam edeceğini sanıyordu anladığım kadarıyla ama etmedi. Evet. Etmedi ve etmeyince de sosyal demokrat dediklerimiz veya işte göçmen dostu diye tanımladıklarımız birden halktaki eğilimi gördüklerinde onlar da değişmeye başladılar ve politikalar farklı noktalara popülist geldi. Oldular. Maalesef ki. Siz Almanya uzmanısınız, bu bilgi gayet iyi biliyor herkes. Mesela sosyal demokratlar diğerlerde sürünüyor şu anda. Ve ırkçılar ve İslam düşmanları seçim kazanmaya hazırlanıyorlar. Doğru mudur? Doğru. Almanya'da şu an önümüzdeki 1 Eylül günü 2 eyalette ve ardından da Ekim ayında 3. bir eyalette, toplam 3 eyalette seçimler olacak. Bunlardan bir tanesi Brandenburg eyaleti, diğeri Sachsen ve Thüringen eyaletlerinde. Brandenburg eyaleti yapı olarak daha sol, eski Doğu Almanya memurları ve önde gelenlerin yoğunlukta olduğu bir eyalet olduğundan evet, daha sol çizgide olan bir eyalet ve bundan dolayı da bu eyalette sol parti önde gidiyor. AfD onların biraz arkasından geliyor ama buna evet, karşın Sachsen ve Thüringen'de AfD neredeyse artık birinci partiliğini garantilemek yolunda ilerlerken sosyal demokratlar %8'ler %9'lar gibi rakamlarla da yerlerde sürünüyorlar. Ve büyük bir ihtimalle de Thüringen ve Sachsen'da AfD ezici seçim başarıları sağlayacak. Ve bu da tabii AfD'yi 2021'deki federal seçimleri veya belki de 2020'de olacak bir erken seçime çok daha fazla motive etti. Türkler için bir alarm mıdır bu? Türkler için alarm çoktan çaldı. Yani AfD'ye kalmadan evet, çaldı. Hani evet, o anlamda artık biz Türkler olarak, Müslümanlar olarak Avrupa'nın diğer Avrupalılarla benzemeyen, hani bizden önceki yerlilerle aynı konumda olmayan Avrupalılar olarak artık bu koşullarda yaşamaya alışıyoruz zaten ve mücadelemizi de o yönde organize ediyoruz. Hani evet, artık Avrupa'da bir yükselen aşırı sağ gerçeği var ve bu gerçeğe rağmen bizim de varlığımızı sürdürmenin yeni yollarını ve yeni konseptlerini geliştirmemiz gerekiyor. Onlarla meşgulüz. Yeni konsept derken herhalde Türkiye ve Türkler Avrupa'daki diğer demokrat kesimlerle daha sağlıklı bir ilişki kurmanın yollarını arayacaklar demektir. Elbette. Doğru mu? Bu her halükarda ama o diğer sağlıklı kesimler dediğimiz kesimlerin de artık örneğin bir Recep Tayyip Erdoğan'ı seven Türklerle diyalog kurmayı öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü onlar gerçekten anaokulu politikası yapıyorlar bu alanlarda ve örneğin AfD ile uğraşacaklarına Türkiye ile Recep Tayyip Erdoğan'la veya Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren yüz binlerce belki milyonlarca Türk'le uğraşıyorlar. Bu da tabii AfD gibi
partilerin işini çok daha kolaylaştırıyor. Evet. Onların işini neredeyse Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Sol Parti yaptığından oyları da onlar topluyorlar. Daha fazla söyleyecek bir laf yok. O kadar güzel özetlediniz ki gerçekten kendilerine gelmeleri lazım. İyi geceler. Aynen. Efendim. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Güle güle.